Buraya polis açlar koçu. Ne? Polis açlar çıkı. Çerpi? Polis veri hat açlar çıkı otu. Ne getten ne? Bu polis hatçı bedeli. Ki. Polis. Ne? Hatı bunçı. Ki. Polis, polis. Hatı bunçı. Hatı kime bu polis. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı hakaretten dolayı sosyal medyalarda da paylaşılan bir video vardı zaten kendisinin. Kendi iradesi dışında paylaşılan bir videoydu. Orada Cumhurbaşkanlığı hakaretten dolayı hani net bir şekilde görülmese de bilinmese de bile Cumhurbaşkanlığı hakaret olarak değerlendirilip kendisine ceza verilmesine ilişkin olarak iddianame düzenlendi. Ancak Aliye Yabansu hani şu anda görünen fiziki olarak biyolojik yaşı olarak şu anda 100 yaşını geçmiş, nüfus kayıtlarında da 96 yaşında. Ne yaptığını bilebilecek şey de değil. Aynı zamanda o videonun çekilmesinde de kendisinin bir şeyi yoktu. Bir katkısı yoktu. Allah'a da sokakta oturmuş, kendisi konuşurken birilerinin videoyu alması neticesinde ve bu sosyal medyada paylaşılması neticesinde böyle bir durum yaşandı. Şimdi kendisi hem kısıtlı, aynı zamanda TCK 32 gereğince de kendisine ceza verilemeyeceğine ilişkin bir rapor var. Mahkeme de iddianameyi bunun üzerinden düzenleyip kendisine güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin karar verildi. Karar 2021 yılında verildi. 2 yıllık bir yargılama süreci olduğunu. Bunun şu anda karar infaz aşamasında. Ancak kendisi seyahat edemez raporu var. Yani olası bir durumda tansiyon, şeker ve çeşitli hastalıkları var zaten. Aynı zamanda evde bakım programı uygulanıyor. Çünkü yatalak, hiçbir şekilde yürüyemiyor. Tüm bunlara rağmen savcılık şu anda kendisi hakkında bu verilmiş olan güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin kararın infazına geçilmek üzere. Biz buna ilişkin bütün itirazlarımızı yaptık. Orada daha kesin bir karar verilmedi. Şu anda biz bekleme aşamasındayız. Kendisi devlet yani kolluk kuvvetlerinden oldukça rahatsız olup korkuyor. Yani bu artık herhalde bilinçaltına yerleşmiş. Daha önce de böyle bir durumla karşılaştığı için kendisinin sanki cezaevine gönderilecekmiş hissiyatı yaratırıyor kendisinde. Bu aynı zamanda hem kendisini hem de bizleri rahatsız ediyor. Biz şu anda biz Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeyiz. 80 kilometre ötede Diyarbakır'da bu tetkiklerin yapılması olanaklı iken kendilerinin Kayseri'ye göndermeye çalışmaları bizim de anladığımız bir durum değil. Aynı şekilde Urfa'da da yapılabilir bu, Antep'te de yapılabilir. Ancak 8 saatlik bir yol çektirilerek Kayseri'ye gönderilmesinin temel amacını biz de bilmiyoruz. Biyolojik yaşını yani 100 yaşının üzerinde olan bir asırdır yaşayan bir insanın yatalak, evde bakım hizmetine muhtaç ve aynı zamanda seyahat yasağı olan bir kişi ola ki böyle bir yolculuğa çıkarılması vicdanları rahatsız edecek bir durum. Bu eğer ki o yolculuk esnasında bu şahsa bir şey olması durumunda bunun vebalinin ve vicdan azabının altından çıkamayacağımızı, bu yüzden bu durumu artık sadece bireysel değil kamu olarak bir el atılması gerektiğini ve yetkililerin de bu konuda elini taşın altına sokmaları gerektiğini belirtip gereklerinin yapılmasını istiyoruz biz de.